Ne istiyorsun? Yaptığın teklifi düşündüm. Seninle evleneceğim. Elif'le o konuşmayı yapmasaydın burada olmayacaktın. Ya öyle ya da böyle işte ne fark eder? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Sen geldiğin gibi geri gidiyorsun. O teklifin süresi dün beni orada yapayalnız bıraktığında sona erdi. Ne duruyorsun hala? Seni yalnız bıraktığım için özür dilerim. Özür dilemek için de geç kaldım. Tamam, madem öyle. Yani madem teklif geçerli değil, görüşürüz. Sen hep böyle kolay mı vazgeçeceksin? Gerginlik de var. Ay anneciğim, bu kız hamile falan olmasın, ne dersiniz? Babacığım, bir gayrimeşru torun daha mı yoksa? Hüküm, yalvarıyorum sana. Ne olur artık kendine gel. Bu adamın ne işi var evimde? Sibel, bu adamın evimde ne işi var? Tahir Bey, Sibel şimdi açıklayacak size. Ya söylediklerinizi epeydir düşünüyordum ben de o kadar haklısınız ki. Ben Korarsan ailesine yakışır bir şekilde yaşamıyormuşum. Ben tek başıma başka bir evde yaşıyorum, bekarım, evli değilim, yuva kuramadım. De üstüne üstlük Antalya'daki olay, ben sizi rezil ettim. Yani o tertemiz isminize leke sürdüm ben. Bu yüzden artık sizin istediğiniz gibi yaşayacağım. Evlenip çoluk çocuğa karışacağım. Sibel, gerçekten mi? Her şey iyi güzel de bu adamın salonumun ortasında ne işi var? Sizi müstakbel eşimle tanıştırayım. Biz Erhan'la evleniyoruz. Tahir Bey, müsaadenizle. Biliyorsunuz benim kimim kimsem yok. Yani kimsesizim diyebilirim. Uygun olduğunuz zamanı bana söyleyin. Ben çiçeğimi çikolatamı yaptırıp geleyim size, kızınızı isteyeyim sizden. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Zevzek! Tahir Bey, lütfen. Baba! Bırak beni, bırak beni lütfen. Bırak! Sakin bir de kızımı isteyecekmiş ha. Defol evimden! Baba, otur. Tamam. Ya bırak! Tamam, bırak! Ol, baba. Ben bu evliliğe izin vermem. Ben bu evliliğe izin vermem. Cesedimi kirlememiz lazım. İç şunu lütfen. İzin vermem! Sibel, baban hiç iyi görünmüyor. Bir doktor falan mı çağırsak acaba? Bir de dalga geçiyor ya. Bir de dalga geçiyor. Baba, bak. Tamam baba. Otur şuraya. Lan oğlum, sürük gibi yapıştır ailemize. Hadi git bu evden. Hadi! Sibel, hadi. Gitsek mi? Gidelim dersen gidelim. Sağlıcakla kalın. Hadi gidelim. İstersen vazgeçebilirsin. Erhan. Yani iyice düşün, öyle karar ver. Elif'i gördüğünde sarsıldığını biliyorum.
Her şeyin farkındayım. Bu yüzden gerçekten iyi düşünüp ona göre karar ver. Bu işin geri dönüşü yok. Sen 3 milyona kendini sattın be. Ayrıca Tuncay boşanacak hırsında. Bundan sonra ben de senin gibi bakıyorum hayata. İyi olmanın, dürüst olmanın bir şey kazandırmadığını öğrettin bana. Ayrıca bir daha sakın bana hesap sormaya kalkma. Tamam mı? Kimle ne istersem onu yaparım. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim demiştin ya. En azından bu sefer sözünü tut. Rahat bırak beni. Kimliğini verir misin? Bu güzelmiş. Bunu beğendim. Bunun değeri diğerlerinden biraz daha yüksek. 50.000 euro. Şık bir tercih. Doğum günü hediyesi mi? Düğün hediyesi. Damat bey çok beğenecek. Bunu alıyorum. Haydi bakalım. Allah tabağımı erdirsin. Bir yastıkla koca yedim. Hoş geldin ya. Ne haber? Erhan yapma. Yapma lütfen. Evlenme o kadınla. Ben seni hala çok seviyorum. Kaybetmek istemiyorum Erhan. Ne olur. Ne olur herkese her şeyi geride bırakalım. Ne olursun. Yeniden başlayalım. Biz birbirimize aitiz görmüyor musun? Sen de beni seviyorsun biliyorum. O Tuncay'la ilgili söylediklerim var ya. Hepsi yalandı yemin ederim. Hepsini senin canını yakmak için söyledim. Biz onlar gibi olamayız. Biz onların dünyasına ait değiliz ki. Ne olursun. Ne olur, ne olur her şeyi geride bırakalım lütfen. Lütfen yeniden başlayalım. Lütfen. Lütfen. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni.
sakın bırakma beni, tamam mı? Dün canımı yakmak istedin. Tuncay'dan hoşlanıyorum diye yalan söyledin. Bugün ne değişti? Her an... Telefonu çalıyor Elif, açmayacak mısın? Tuncay arıyor. Açmayacak mısın? Şu an konuşmak istemiyorum. Benden gizlediğin bir şey mi var? Duymamı istemediğin. Eğer öyle değilse açarsın. Eğer öyle değilse. Alo. Elif abla. Ne zaman geleceksin? Seni çok özledim. Evet. Özledik seni. Neredesin acaba? Evden öyle bir an çıkınca merak ettim. İşim vardı, çıkmam gerekti. İyi misin sen? Sesin pek iyi gelmiyor. Yanına gelmemi ister misin? İyiyim, teşekkür ederim. Gerek yok. Canı sıkan bir şeyler olmuş. Ama merak etme, ben her zaman yanındayım. Zor bir süreçten geçiyoruz ikimiz de. Ama birlikte aşacağız. Merak etme. Ben de boşanma sürecini hızlandırıyorum. Her şey çok güzel olacak. Kapatmam lazım. Tamam. Evde görüşürüz. Berkay da ben de seni çok seviyoruz. Bunu sakın unutma, tamam? Yemin ederim ki düşündüğün gibi değil. Buradan gider misin? Erhan, saçmalıyorsun. Sana yemin ederim ki düşündüğün gibi değil diyorum. Elif, bizim hikayemiz bitti. Buraya kadarmış. Adam sana resmen ilan aşk ediyor. Kıkın çıkmıyor. Söyleseydin ya bir şeyler. Ne demek istiyorsunuz Tuncay Bey? Anlamıyorum sizi Tuncay Bey. Bitti. Bizim hikayemiz bu kadarmış. Kararımı da verdim. Sibel'le evleniyorum. Yani nikah günümüzü falan filan her şeyimiz aldık zaten, hazırdı. Sana söylememiştim. Bitti değil mi? Zaten en başından beri istediğim bu değil miydi? Sırf o kadınla evlenebilmek için böyle bir bahane yarattın. Antalya'da da aynı şeyi yaptın. Sırf o kadının koynuna girebilmek için parayı bahane ettin. Allah senin belanı versin. Amin.
Amcam. Amcam ben hamileyim Erhan. Hamileyim. Aynı şeyler. Ne Elif'miş. Yapamam. Elif'e bunu yapamam. Sibel Hanım, burada mı duracaksınız? İyiyim ben böyle. Ama yağmur geliyor çok fena. Üşüteceksiniz, ıslanacaksınız. Yeterli kuru kuru oturursun işte. Gerçekten burada mı bekleyeceksin? İyiyim, iyiyim öyle ya, sıkıntı yok. Dengesiz kadın hala buralarda olabilir. Siz beni... Yanınızda sizi korumam için getirmediniz mi sonuçta? Anlaşmamızın aklını vermeye çalışıyorum işte bir şekilde. İş ahlakınıza hayran kaldım. Oo, başladı. Sibel Hanım, vallahi hastalanacaksınız ha. Ben hastalanayım. Kim bakacak o zaman size? Sen bakacaksın. Sözleşmeyi imzaladın. 3 gün. Bu 3 gün içinde hastalanırsan çorbamı da yaparsın, başımda da durursun. Bu kadar basit. Nişanlınızı masum olduğunuza dair ikna edemeyeceksiniz, biliyorsunuz değil mi Erhan Bey? Yani o sözleşmeyi imzaladığınız anda
Elif Hanım'la aranızdaki ilişkiyi çok büyük bir tehlikeye soktunuz. Bizi tanımıyorsunuz Sibel Hanım. Yani ben Elif'ten vazgeçsem bile Elif'in benden vazgeçeceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden herhangi bir şey tehlike yapmış olmuyor. Aslında merak etmeyin. Anlatmama izin ver lütfen. Sibel almayacak mısın beni içeriye? Hayır almayacağım. Sibel lütfen beni bir dinle ya. Ne olur ondan sonra yargıla ya beni. Ben göreceğimi gördüm. Hem Elif'le barışmanıza da çok sevindim bu arada. Sibel bir durumu izah edebilir miyim sana, bir anlatabilir miyim ya lütfen ya. Ben sana sordum, emin misin diye sordum. Eminim Sibel. Eminim, ben hala eminim ya. Ben sana güvenmiyorum. Benimle evlen, git Elif'le öpüş. O hayat sana güzel ya, mis. Hadi çık. Sibel, Sibel, bir dur, bir dinle beni lütfen bir. Birincisi ben Elif'e tekrar gittim, her şeyin bittiğini söyledim zaten. Dedim ki Sibel'le evleniyorum ben. İkincisi senin bana yaptığın tekliften sonra, yani aramızdaki anlaşmadan sonra benim hayatım alt üst oldu. Başıma gelmeyen kalmadı ve şu an tek tutabildiğim şey bu. Üçüncüsü bu bir anlaşma, kıskançlık yapma ya. Neyin kıskançlığı ya? Sen iyice saçmalamaya başladın. Hadi çık. Hadi. Gitmiyorum. O zaman ben gidiyorum. Sibel. 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 Sibel bir bakar mısın bana bir? Ya beni bir rahat bırak ya. Ya bu evlilik hani sadece bir anlaşmaydı. Evet bir anlaşma. Ama bu anlaşmayı bir tek biz biliyoruz ya. O yüzden gidip herkesle öpüşemezsin. Tamam. Tamam. Öpüşmeyiz tamam. Arda. Senem. Hadi sen git ablana. Arda ne olur bir delilik yap. Ben o sapık... Kesin yelken kulübündedir o. Kesin yelken kulübündedir. Hadi in arabadan Senem sen. Senem in. İn. Arda. Hayırdır abiciğim, ne işin var burada? Sana ne? Oğlum iyi misin? Bana bak Arda. Oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sen evlenmiyorsun diye babam beni evlendiriyor Zafer'le. Nasıl yani? Abla Arda gidiyor. Zafer'i bulmaya gidiyor. Başını büyük belaya sokacak abla. Bir şey yap ne olur. Arda'nın bu meseleyle ne ilgisi var? Zafer nerede? Arda nereye gidiyor şu an? Galiba yelken kulübüne. Sen eve geç. Benim ufak bir işim var, tamam mı? Abla. Tamam, hadi canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.